Konsol oyundan merhaba arkadaşlar. Bugün kadim zamanlardan bugüne kadar gelmiş olan bir e, konu başlığını tartışacağız. Konsol mu PC mi'nin birazcık daha evrilmiş hali. PlayStation 4 mü PC mi başlığı altında. Bugün Dost Bey ile birlikte sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Büyük ihtimalle bulamayacağız ama bazı laflar hazırladık sizlere. <laughs> o laflarımızı edip e, yolumuza koyulalım. Efendim biliyorsun dost hep bu şey vardı abi münakaşa. PC mi PlayStation 4 mi diye geçtiğimiz zaman bence bugün daha fazla değeri olan bir konu başlığı bu geçmişte çok fazla e, bence değeri yoktu neden çünkü mesela kontrolcüyle FPS oynamak çok zordu hı hı. E, gerçek zamanlı strateji oyunları vesaire falan hala PC'de şey e, önder durumda ama baya bir birbirine yaklaşmış durumdalar çünkü konsolların oyun dünyasındaki baskısından dolayı oyunların mekanikleri de kontrolcüyle oynamaya daha yatkın oluyor ama Diablo gibi örnekler de görüyoruz hı hı. PC'de bambaşka konsolda bambaşka oyunun izlemeklere sahip oluyor vesaire ama ya günün sonunda özellikle bu online altyapının da gelmesiyle birlikte konsol mu PC mi ee, sorusu bence bugün daha önemli bir yer elde etti. Çünkü dediğim gibi geçmişte çok ayrıcı özellikleri vardı. Hani konsol oyuncusu ile PC oyuncusu birbirinden farklıydı. Hı. Bugün o fark önemli ölçüde kapanmış gibi gözüküyor. Peki şimdi hani e, oyun bazında ele almayı gerek duymuyorum. Çünkü çoğu oyun artık multi platform ve PlayStation 4 markası altında, Nintendo markası altındaki belli başlı özel IP'leri saymazsak hemen hemen her oyun her platforma çıkıyor. Optimizasyon konusu da PlayStation 3 dönemine kıyasla çok daha iyi konumda. Hmm. Hani PC'ye çok berbat optimizasyonlu oyunlar gelmiyor. X86 tabancı işte konsollarında gelmesiyle birlikte her ne kadar böyle arada sırada görüyor olsak da bu optimizasyon sıkıntılarını. Ee, bir oyuncu olarak PC mi PlayStation 4 mi sorusuna nasıl bir cevap verelim? İkisi de derdim muhtemelen. Değil mi? Yani, yani tek tercih olarak varsayalım ama bunu. Yani tek tercih olarak seçmek zorundaysam tamam ben o benim şeyime bağlı. Ekonomik durumuma bağlı birazcık aslında. <laughs> yani ben eğer ekonomik durum tabii de hangi tür oyunları sevdiğime de bağlı. <laughs> Bu yani bunun kesin bir şeyi yok çünkü cevabı yok. Ben nasıl bir oyuncuyum? Mesela ben multiplayer oyunlar oynuyorsam e, oynadığım oyunlar e, genel olarak çok fazla şey değilse single player odaklı oyunlar değilse. Man, e, ve e, dediğim gibi hani aynı zamanda multi platform oyunlara daha çok ee, gidiyorsam 4 parti oyunlara daha çok eğer giriyorsam ya bilgisayar kesinlikle çok daha iyi bir seçim. Tabi bir de ekonomik durumum yerindeyse. Hani onları güzel bir şekilde kaldırabilecek bir e, bilgisayar toplayabilecek durumdaysam eğer bilgisayar her zaman daha iyi bir seçim. Çünkü hepsini çok daha iyi çözünürlükte, çok daha iyi görselde, çok daha iyi performansla oynayabilirim. İstiyorsam klavye mouse oynayabilirim, istiyorsam kontrolürle oynayabilirim. Seçeneğim çok daha fazla. O, oyunları daha ucuza, oyunları daha ucuza temin etme şansımız var. Ee, yani gerçekten artık konsollarda da var ama oyunları modlayabilirim diyelim mesela. Yani artık konsollarda da geldim mod desteği ama yani pek çok farklı seçenek var. Ee, ama eğer ben şeyleri seviyorsam, single player odaklı oyunları oynuyorsam ve özellikle hani ekskluzivleri, PlayStation ekskluzivleri özellikle ilgimi çekiyorsa yani ya tercihim mesela şu anda ben eğer bir tercih yapmak zorunda olsaydım gerçekten PlayStation 4 seçerdim. PlayStation 4. Çünkü, çünkü exclusive oyunlar benim için çok önemli. Evet yani çok bu çok iş... önemli. Benim için Aslında kişiden oyunlar. kişiye göre değişen Hı -hı. bir senin dediğin gibi e, durum söz konusu. Baktığım zaman da, e, Türkiye'deki oyuncu kitlesine bir PlayStation alayım, yanına bir FIFA veya PES alayım. Genel olarak bu şekilde. Bu yani yanlış anlaşılma olmasın şey olarak söylemiyoruz bunu. Bu ne herkes futbol oyunu, oyunu değil. Ya sonuçta bu zevk meselesidir. Adamın e, ayıracağı vakti Futbol oyununadır. Futbol e, takipçisidir. Kendini de futbol oyunlarıyla eğlendiriyordur. Hı hı. Genellikle bir şey oluyor zaten. Bir PlayStation alayım yanına bir de FIFA alayım. Hı hı. Bu e, bağlamda alınıyor genellikle konsollar. Benim gördüğüm gözlemlediğim kadar. Ya da yanına çocuğa birkaç tane işte eğlencelik oyun alayım. Hediye olsun vesaire tarzında alıyor. Genel kitle için konuşuyorum. Spesifik oyuncular için konuşmuyorum. E, benim tercihim her şu son dönemde baktığımda maddi olarak düşünüyorum. Aslında maddi olarak düşündüğünde uzun vadede PC'nin daha e, avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi bir şey yaparsan, donanımı ortaya koyarsan bugün mesela bir herhalde 10 bin lira gerekir diye düşünüyorum. İyi bir rahat, PC'den bahsediyorum. Evet, rahat yani 20 bin, 30 binlik bile yaparsın da şöyle güzel, 1080Ti'li iyi, sessiz çalışan hoş bir kasa zannedersem onun 12 bin civarında olur diye düşünüyorum. E, i̇leriye dönük olarak mesela Şimdi Kingdom Come çıktı. Güncel örnek ver vermek gerekirse 80 liraya satın aldım. Hı hı. E konsolda bunu satın almak istesen 200 lirayı 200 herhalde. lirayı buluyor, herhalde değil mi? yani herhalde. Tamam. Başlangıç olarak donanımsal olarak daha pahalı PC ama oyunlar ucuz oluyor. İşte hı hı. çeşitli ucuz yerlerden ana key alabiliyorsun. Steam'e zaten çıkış fiyatları da e, konsola kıyasladığında ucuz oluyor. Ha şunu söyleyebilir bazı konsol kullanıcısı arkadaşlar. Bu arada bende de, de DOS'ta da bütün platformlar mevcut arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar şey olarak algılıyorlar hemen bunu. Yani mesela abi ben PC tercih ederim dediğin zaman adam konsolcuysa kendine hakaret edilmiş gibi hissediyor. Evet gereksiz bir şekilde kendini. Ama hakaret ya ben izliyorum. PlayStation de kullanıyorum, 3'te kullanıyorum, 2 de var. Sega Mega Drive 2'm de var. Game Boy'um da var. PC'm de var. Yani her platformda eee Nasıl uygun görüyorsam öyle oyun oynamayı tercih ediyorum. Burada bir fanboyluk söz konusu değil. Biz kendi bakış açımızdan sizlere sadece kendimiz cevap vermeye çalışıyoruz. Kendi tercihlerimizi. Benim bu arada tercihim PC olurdu abi. Hmm. Ama PC'de multiplayer kısmına katılıyorum. Bir kere hani servis ücreti ödemiyorsun. Oyunlar ucuza mal oluyor ama... Geçenlerde PUBG ile alakalı konuştuğumuz bir konu var işte. 1 milyon oyuncuyu banlamışlar diyoruz. Az önce Overwatch oynarken yine masaları falan yumrukladık. Ee, yumrukladık demeyen ben yumrukladım <laughs> <laughs> Çoğu konuşup dostu da zan altında bırakmayalım. E, tamam ücretsiz zaten bir internete ücret veriyorsun gidip bir de servis ücreti şu bu pahalıya geliyor. E, diğer taraftan ücretsiz doğrudan internete vermiş olduğun parayla bilgisi üzerinden bağlanıyorsun Multiplier'a. Ek ücret vesaire ödemiyorsun. Ta, e, sunucu falan takip şey yapmıyorsanız kiralamıyorsanız. Ama her zaman şu var. Ya ulan hile mi? Yani şu bir gerçek ki PC'de hile inanılmaz fazla kullanılıyor konsola kıyasladığımız zaman. Hı hı. Yani konsolda onun önü yok. E öteki taraftan da klavye mouse ikilisiyle yapabileceğin şeyler FPS oyununda kontrolcüler artık daha rahat olsa bile klavye mouse hala e, o konuda önder. İyi hı hı. nişan alabilen klavye mouse alışmış birisiyseniz. Ama benim herhalde tercihim yine de PC olurdu. Çünkü özellikle Witcher 3 Ultra'da oynamaya başladım başlayalı. İyi bir bilgisayarım varsa gördüm ki sorunsuz oynuyorsun. Ama sorunsuz oynuyorsun derken, PC'de de sürekli bazı problemlerle karşılaşıyorsun. Evet. Alıyorsun oyunu, büyük hevesle bir açıyorsun alakasız bir şey hatası veriyor. Abi onu bulana kadar o foruma git, A buraya A git, A A ulan A niye olmuyor? E, o raddede şey diyorsun, abi ben oyun oynamak istiyorum. Şimdi CD'yi takayım, hı hı. oyunumu oynayayım. O zaman işte şeyi özlüyorsun, konsolu özlüyorsun. Evet. Konsollarda hafif böyle şeyler olmuyor değil. Shadow of the Colossus oynarken, ben çöktü mesela Shadow of the Colossus. Bir konsola yakışmayan bir şey ama günün sonunda böyle çok böyle acayip bir sorunla da karşılaşmıyorsun tamam mı? Hı hı. Çözebileceğin problemler. En en fazla işte multiplayer oyun oynuyorsan NAT ayarı strict olarak geliyordur. Onu modeme girip değiştirmen gerekiyor ama abi PC'de PC'de çıldırıyorsun yani. Evet, PC'de çok farklı oluyor. Ha problemler bazı var. PC arkada PC'de e, oyun oynayan arkadaşlar PC'ye daha hakim oldukları için bunu araştırıp çözebiliyorlar ama e, şu bir gerçek ki PC çok daha baş belası bu konuda. Hı hı. Yani ama genele vuracak olursak Eksklusif ee, oyunlar konusunda hala O konuda seninle en fikirim ya Bugün bir God of War, Uncharted, Last of Us Aklıma gelenler, Detroit sıralıyoruz Mario Odyssey tamam bir şey değil Hikaye bazlı oyun değil ama yani Oyun mekaniği olarak, içerik olarak falan Hı -hı. Yani Nintendo'da bulabileceğin türde bir oyun Çok az var artık bu e, tarzda platform oyunu Zelda diyoruz mesela. mesela Metroid Prime çok büyük heyecanla bekliyorum Her ne kadar Bandai Namco'yu vermiş olsalar da yapımcılığını PC'de yok Hı -hı. Yani eksklusif oyun olunca eğer çok spesifik bir oyuncuysanız, böyle özel oyunlar arıyorsanız, haliyle bir tane de PC'nin yanında konsol gerekiyor abi. Ee, öyle abi, ben açıkçası diyorum ya ihtimali. şu anda e, dediğim gibi bir seçim yapmak zorunda olsam, hani zorla illa sadece birini seçebileceksin deseler. Yani tamam PC'de oyun oynamaktan çok daha fazla keyif alıyorum. Hı -hı. Multi platform oyunları özellikle. E, mesela şu an Final Fantasy 15 oynuyorum tekrardan. PlayStation 4 oyunlarından çok daha fazla keyif alıyorum. Acayip keyifli oynuyorum şu an Final Fantasy'i böyle farklı bir ışıkta görüyorum. Optimizasyon şu an. falan herhalde çok sağlam. Çok çok güzel yani bayağı çok rahat oynuyorum şu anda 60 FPS falan. Hani bildiğin oyunu yeni bir ışıkta gördünler ya, Eyes of New Light modu vardır ya. Hani böyle yeni bir şekilde çok daha keyif alarak oynuyorum mesela Final Fantasy 15'i. Ama 2 sene geçti abi Final Fantasy 15 çıkalı. Ya o da doğru. Yani ben 2 sene bekleyemez mi kafayı yerdim o zaman. Zaten yani. şöyle bir gerçek var dost. Her ne kadar e, eskiden şeydi mesela. Nasıl desem? E, PC teknolojisi bu kadar hızlı gelişmiyordu. Hı hı. Hani ekran kartları vesaire falan filan alınabilirlik bu kadar e, ya teknoloji bu kadar hızlı gitmiyordu ve konsol çıktığı zaman 6-7 sene boyunca güçlü bir konsola sahip olmuş oluyordun. Evet. İyi bir konsola sahip olmuş oluyordun. Ama bu şeyle birlikte abi artık yeni ekran kartları daha az güç tüketen daha yüksek performans veren sürekli e, yeni yeni ekran kartları hem mimarisi değişiyor hem daha küçük oluyor, daha sessiz oluyor falan. Ya bu hızla değiştiği için konsollar artık işte bugün PlayStation 4 Pro'ların, Xbox One X'lerin çıkmasının sebebi bu. Ee, daha büyük, daha güçlü bir donanımla çıkagelmek istediler. 4K'yı kucaklamak istediler. E, VR da vardı bunun işin içerisinde. Yani artık PC daha hızlı giderken konsollar biraz geride kalıyor ama evet. buna rağmen, buna rağmen Oyun dünyası hala konsol odaklı. Eğri oturup doğru konuşmak Konsoldaki lazım. Konsoldaki çünkü oyuncu sayısı her zaman için bilgisayardan daha fazla ve e, o yüzden de oyun dünyası konsolları kendine şey olarak zemin olarak ilerliyor. Ve oyunların teknolojisi de aynı zamanda tabii konsollara tabii, tabii. göre ilerliyorlar. Ha şey biliyorsun abi PlayStation 3 Xbox 360 döneminin son Hı -hı. raddelerine kadar evet. ki o dönemde şeyi daha rahat hissediyorduk. PC almış yürümüş biz hala 720p 30 fps'te zor çalışan oyunlar hı hı. ama buna rağmen hala firmalar öncelikli olarak konsolları gözetip daha sonrasında PC'ye çıkarıyorlardı ve PC oyuncuları çıldırıyordu. Yani en güzel örneklerinden bir tanesi Dark Souls Portu. Evet. Rezalet bir <laughs> port yani. Adamlar hiç umursamamış bile ki onun için adamlar imza kampanyası falan başlatmış. Ne olursun Dark Souls PC'ye gelsin Herhalde imza kampanyası başlatanlar biz ne alt ettik falan diye kendi kendilerine hayıflanmışlardır. Gerçi daha sonrasında düzelttiler, toparladılar. Ee, Dark Souls, özellikle Dark Souls 3 optimizasyon olarak, performans olarak çok iyi bir oyundu diyebilirim evet. yanlışım yoksa. Iyi, hani bayağı. From Software'de e, o şeylerden ders çıkarttı ama ya kabul etmek gerekiyor ki ya konsollar daha kapalı bir sistem. Yapımcı firmaların da hakim olabildiği bir sistem aslında. Hı hı. Hani korsan oyun oynama durumu olsun, e, DLC sistemi şu bu vesaire. Daha hakim oldukları, kimin ne alıp ne verdiğini bildiği, e, daha iyi çeteresini tutabildikleri herhalde oradaki istatistiklerin e, bir platform olduğu için buna göre rahatlıkla şey yapabiliyorlar diye düşünüyorum. Öyle tabii. Karar verebiliyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki canım yani onlar için de daha güvenli bir sistem ve... Konsol genelde şeye dikkat edip satışlara dikkat et. Oyun satışlarına özellikle. Yani satışların çok büyük kısmı genelde %60-%70 konsollarda oluyor. Evet. Geri kalan kısmı bilgisayarda oluyor. İşte ne bileyim işte 5 milyon sattı diyor. 0.80'i bilgisayarda satmış. Geri kalanı full konsolda satmış gibi gibi. Durumlar olduğundan dolayı yani e, yapımcıların ilk gözettiği taraf her zaman konsol oluyor açıkçası. Az, asıl ana kitle konsolda olduğu için. De. Dediğim gibi oyun teknolojisi de ona göre gelişiyor aslında. Normal şartlar altında şu an herhalde konsol diye bir şey olmasa ortada yani konsol diye bir sistem olmasa ortada ve sadece bilgisayar olsaydı muhtemelen çok daha gelişmiş oyunlar görürdük Ya arada. büyük ihtimalle evet. Konsollar aynı zamanda birazcık oyunları evet geride tutuyorlar teknolojik şu anlamda. Şu son çünkü iki jenerasyondur öyle. Yani. Kabul etmek gerekirse. Çünkü şey abi yani harbiden bir konsolun ömrü 6 yıl şu anda. Asıl direkt ön planda durduğu ve sektöre e, direkt olarak yön verdiği kısım 6 yıl. O 6 yıl boyunca oyunların hani gelişebileceği seviye o konsolun sınırları içerisinde. Ne zaman ki o şey bitiyor 6 yıl bitiyor da yeni bir yeni konsol çıkarıyor. Başlıyor. O zaman oyunlar da zaten yenilenmeye başlıyor tamamen. Konsollar yönetiyor maalesef piyasayı. Ve e, dedim gibi o noktada ben de ya aynı zamanda benim tabii ki şeyle de alakalı bu. Mesela Japon oyunlarını sevmemle de alakalı. <laughs> Japon oyunları... Ya tamamen şey odaklı çıkıyor. Konsol odaklı çıkıyor. Yeni yeni böyle bir Steam'e. Onlar bu. da bilgisayara şey yapmaya başladılar artık Ama Steam... mesela bir Chrono Trigger portuna bakıyorsun abi. Evet mesela o reset mobil oyunu Mobil oyunu koymuş, oyunu şey. koymuş adam oraya. Eğer evet. e, hal böyle olunca ben niye buna para vereyim diyorsun haklı olarak Doğru sen de söylüyorsun. Yani ben o yüzden şu anda tek bir seçeneğim olsa her şekilde konsolu tercih ederim. Evet e, kesinlikle şey bu arada. Ee, yani burada konsol oyuncuları alınmasın. Ee, bilgisayar oyuncuları da fazla götü kalkmasın. <laughs> konsolde söyleyeceksin ya konsol <laughs> versiyonları abi 4 partinin yani konsol versiyonları her zaman için düşük yani daha kötü olan versiyonlar dumbedilmiş <laughs> versiyonlar Enslave yani. yıllar sonra şeyde PS'de oynadık ya olan neymiş bu oyun dedim <laughs> abi yani <laughs> evet. çünkü ben Enslaved'i e, Xbox 360'da oynuyordum abi o teknik olarak bayağı sıkıntıları vardı o oyunun hmm, yani Bayağı sıkıntıları vardı. PC'de de ya gibi akıyor mesela. İşte ben de şeyde bayağı bir şok olmuştum ya. Mesela bilgisayarda oynadım akıllıca sonra, sonra senin görüntülerine baktım böyle oynarken dedim. Bu ne oğlum? Bu ne öyle? <laughs> ben boyuncelup gibi oynadım. Cam gibiydi ben oynarken da, bunu evet, bu Aynı parayı böyle? verip e, daha iyisini oynayabilmek varken daha Hı -hı. böyle e, zayıfını oynamakta. Yani ben de çok öyle nasıl desem ki şey odaklı değilimdir abi. Görsel odaklı değilimdir ama performans ayrı bir şey. Görsel detay ayrı bir şey abi. Ben yani 4K peşinde koşmam. Ama performans olduğu zaman abi mesela 3'ün tamam mı? Tamam yani 2-3 senelik oyun nihayetinde. Ee, eminim ki PlayStation 4'te de Xbox One'da da güzel ee, çalışıyorlar. Görsel olarak bir şey. güzel bu arada. PlayStation 4'te de güzel görsel olarak. Yani konsollarda da iyi. 30 FPS herhalde değil mi? 30 yani? FPS ama görsel olarak oldukça başarılı. Başarılılar yani herhalde. Yani ben şeyi zaten onun farkını seçemiyorum. Yan yanaki görüntüyü koyup böyle iyice zoomluyor adam. Hani digital founder falan yapıyor ya zoomluyor, bakın diyor. Şuradaki farkı görüyor musunuz şimdi falan? diyorum. Yo diyorum ben görmüyorum. <laughs> ya o biraz da şeye giriyor ya. Hani çok ıncığına cıncığına bakmak. Ve şeyde öyle bahsediyorlar ki Witcher'da. Yapımcısı şey demişti hatırlıyor musun? Konsolda oynayacağım, en düşük ayarlarda bilgisayarda oynarım dedi adam. Böyle demişti zaman. Öyle bir açıklamada bulunmuştu. Ben görmüyorum abi farkı. yani şeyde ben bilgisayarda daha da... parlak. Hı -hı. Onu fark ediyorum. Parlaklığı fark ediyorum daha mu kadar <laughs> başka fark ya ben mi? konsolda çok az tecrübe ettim bir türlü çok az yani yan yana koyduğun zaman ancak anlayabilirim ama şu anda İnanılmaz mem memnunum mesela. Hı -hı. O kadar böyle 60 FPS değerinden zerre şaşmıyor. Böyle ben de bir de bilgisayarda biliyorsun. oynadım zaten çok yani. Çok iyiydi yani Konsolda böyle. Konsolda çok az süre geçirdim paletör, ben de. 5-6 saat oynadım sadece. O da denemek için bu arada Complete Edition çıktığında. Oyunu bitirmiştim ben çoktan. PlayStation 4'te bir deneyeyim diye oturup başına 5-6 saat oynamıştım. Rahatsız etmemişti beni mesela. Ya büyük ihtimalle rahatsız etmiştim. Ama içeride içeride 60 FPS'de diye. oynamak varken açıkçası yani tercih etmemiştim. Evet, de... Yani benim e, ciddi anlamda şu, şu son birkaç senede takıntım olan şey FPS değeri oldu. Hı -hı. Bence firmaların yani 4K abi çünkü 4K televizyonlar geliyor. Donanım geliyor. İnsanlara donanım sattırabilecek, yeni ürün sattırabilecek bir unsur. Adama 60 FPS abi desen belki onu son kullanıcı 60 FPS ne ya falan der ama Hı -hı. abi 4K çözünürlük dediğin zaman o sanki daha böyle son al son kullanıcı bilmese bile olayı ha iyi ya yeni Hı -hı. televizyonlar bununla uyumlu demek ki bu oyunda da bu varmış diyebiliyor. Çünkü en iyisi oyununda bile <laughs> 60 FPS değeri var. Yani bundan 20-25 sene önce çıkmış Baş. oyunlarda da 60 FPS şey vardı. Atan 2600 oyunlarına bak akıyor Atıyor ya. Akıyor tamam 60 öyle? FPS değeri vardı. Ya, tamam günümüzde teknolojinin değişmesiyle, gelişmesiyle birlikte o dönemde bence o dönemin şartlarına göre oyun yapmak zordu. 60 FPS oyun yapmak kolaydı değildi belki de. Şimdi de zor ama 4K'nın peşinde koşturmaktansa o 60 FPS değerini tutturmak... Evet. Kaç tane oyun var? Çok kaç hoş. tane oyun var abi PlayStation 4'te Xbox One'da, yeni remastered'dan bahsetmiyorum yeni oyun olacak 1080 p olacak kütür kütür 60fps'te çalışacak vallahi benim aklıma gelenler FIFA Me Metal, Gear Metal, Metal Gear Solid o konuda Metal Gear Solid'i her seferinde takdir ediyoruz ya harbiden takdir ederiz abi, abi o Fox Engine yok. Açık dünya oyun Açık dünya gece gündüz döngüsü mevsimsel animasyon doygunluğu hani görsel doygunluk da var ve üstelik 60fps of ya gibi oyun yani. Hı hı. Yok onun gibi başka var mı? Yok. Yok abi. Adam mesafekten Andromeda'ya çıktı. 4K tanıttı, bilmem ne falan filan saçma sapan işler ama neyse dönüp dolaşıp PlayStation 4 ve PC mi sorusunun cevabında eğer eksklusif oyunlarla alakalı ve bu hikaye bazlı oyunlarla e, haşır neşirseniz arkadaşlar birazcık da Japon oyunu öyle diyelim. E, Japon falan. oyunu Mesela şimdi ben de PC diyorum ama mutlaka God of War'u, Last of Us 2, Detroit ya PlayStation 4'teki bu oyunları oynamak isterim. Bloodborne'u, evet. aynı şekilde Ratchet Ya Biri olmadan öteki olmuyormuş gibi ama ben şu anda PC derim abi. PlayStation 4 oyunlarında giderim bir arkadaşla oynarım. Dostun yanına <laughs> abi versene ya bir gün oynayıp <laughs> derim. O şekilde idare ederiz diye düşünüyorum. Ben PC diyorum. Dost PlayStation 4 diyor. Ee, artıları eksileri var. Yani iyi yani kötü belamaya çalıştık. Var, evet. Donanımsal olarak PC'nin üstünlüğü var. Uzun vadede eğer kardeşlik vesaire falan yapıyorsanız eşdeğer oluyor ama hani kardeşlik vesaire olmadan gerçi Steam'de de aile paylaşım var nihayetinde. Hı hı. Öyle bir çözüm bulabilirsiniz. Uzun vadede oyun fiyatları ile birlikte ve özellikle ücretsiz online oyun oynama e, altyapısında varsayarsak PC uzun vadede daha ucuza geliyor. Ama diğer taraftan oyun dünyası konsollarla birlikte evriliyor, genişliyor e, dedik arkadaşlar. Orada her zaman için optimizasyon konusunda biraz daha dikkat ediyorlar PC oranla. Chrono Trigger verdiğimiz örneği tekrar verelim. Abi adam mobil versiyonunu getirmiş çakmış PC'ye. Yani hiç saygısı yok Square Enix'in. Şey de öyle. Chrono bir tane yeni bir oyun çıktı onda da çok fazla bir değişiklik yapmamışlar. Neyse hangisi? Dilimin ucunda. Split of Mana falan Split mı? Split of Mana mesela. Hmm. Gerçi o konsolda da PC'de de aynı şekilde ama yani uzun lafın kısası ikisinin de artıları ve eksileri var. Aynen Ama evet. günün sonunda burada bizim söylediğimiz şeyler değil tabii ki. Biz şu şöyledir, bu böyledir demiyoruz. Kendi cep cepemizden anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Burası hiç öyle olmadığını ya söyledik yani. Şeye göre değişir dedik abi yani. Tabii. Duruma göre değişir. Bunu zaten hangi konsol almalıyım da da Hı -hı. konuştuk mesela. Yani hangi konsol almalıyım bu tamamen sana bağlı. Aynen öyle. Adam sadece Nintendo oyunları seviyordur Ki beni Nintendo Switch kesmez tek başına asla. Kesmez. Asla kesmez. kesmez. kesmez Benim için bir alternatiftir Nintendo Hı -hı. Switch. Ne kadar oyun gelirse gelsin. Nintendo hiç asla benim ana konsolum olamaz. Ya yani Nintendo zaten bu saatten sonra ana konsol olabilecek bir e, stratejiyle gelen bir firma değil açıkçası. Ev konsolunda ana konsolun olabilir, ama ev konsolu konusunda kabul etmek gerekiyor ki Xbox ve PlayStation 4 çok önde giden e, markalar. Durum bundan ibaret. Evet. Yani. Yani online altyapı. Bir tarafta hile var, diğer tarafta yok. Bir tarafta ücretli online altyapı, bir, bir tarafta ücretsiz. Ama işte servisler karşılığında da size ücretsiz oyunlar veriyorlar. İşte Ratchet Clank ve Bloodborne'u verdiler. Diğer tarafta Red Dead Redemption'ı vermiş miydi Xbox'ta? Xbox'ta verdi. Verdiği zamanlar oldu vesaire. Yani bu hakikaten terazini iki tarafta dengeliymiş gibi hissettiriyor. Artıları ile eksileriyle baktığımızda evet. mesela bu soru şey olsaydı çok daha kolaydı. PC mi Xbox One mı olsaydı çok rahatlıkla PC derdim. Yani çok rahatlıkla PC derdim. O Çünkü yüzden zaten PC'm evet. PlayStation 4'ünde konuştuk. PlayStation ya. 4'te yani PlayStation 4'ün kendi bir cazibesi, kendi oyunları, kendi çekiciliği var ve ben exclusive oyunları kesinlikle kaçırmak istemem. Ve şeyi biliyorsun değil mi? Hani programın sonuna gelirken Sony şey demişti zamanında. Hmm, exclusive oyunların bize bir getirisi yok demişti. Aslında hmm. yani Gerçekten de küçük bir kitlenin mi dikkatini çekiyor? Mesela Star Wars Battlefront 2 abi 10 milyona yakın satmışken Uncharted ne kadar satmıştır? Detroit Become Human ne kadar satacaktır? 2 değil milyon, mi? 3 milyon, milyon falan yeterli olacak mı? milyon sattı mesela. Çok iyi bir rakam aslında Hı -hı. değil mi? Hem yeni bir IP, Yani Uncharted hani falan, falan o kadar platformda. satıyordur aşağı yukarı. Ee, yani yani 7-8 milyon satıyordur diye düşünüyorum Uncharted. Diğer daha küçük isimleri düşünürsek mesela Heavy Rain 4 milyon falandı diye hatırlıyorum. Hı. Mesela yeterli o adamlar için ki hani devam ediyor hayatın evet. hala. Mesela Beyond o kadar satmamıştır diye tahmin ediyorum. Bence 2 milyon, 3 milyon barajında belki kalmıştır. Ama sanıyorum herhalde 1 milyonu geçtikten sonra mutlu oluyor. Mesela Bloodborne'da 1 milyonu geçtikten sonra çok mutlu olmuşlardı. Hani... Japon oyunları 1 milyonu geçince mutlu oluyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> Japon firmalar o konuda biraz daha herhalde düşük beklenti için yani, yani. Persona dünya genelinde 3 milyona yaklaşmıştı en son diye hatırlıyorum. Baya büyük başarı. Vardı. Persona gibi bir oyun 3 milyon felaket bir başarı yani. yani evet, bu... Hani baya... Ah diyorum yani ben nasıl böyle bir şey olabiliyor diye. İlginç yani. Enteresan bir başarı kesinlikle. Neyse arkadaşlar sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Yani eminim pek çok oyun sever zaten PC'sinin yanına bir de PlayStation 4 koyuyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü PC oyuncularının içinin gittiği nokta Xbox One'daki oyunlar falan değil de zaten. Hı hı. PlayStation 4 belki arada Nintendo oyunlarıyla alakalı belki arada duyuyorum. Aa, Mario Odyssey oynamak istiyorum vesaire. Onun da emülatörleri falan var. Hani korsana yönlendirmiş gibi olmayalım. Ben kendi platformunda oynamayı tercih eden birisiyim ama Hı -hı. çok heveslenen arkadaşlar açıp oradan tecrübe ediyorlar vesaire. Ama evet yani PC oyuncularının mutlaka refakatçi olarak bu PlayStation 4'e sahip olması gerekiyor. Hı -hı. Baktığımız zaman PlayStation 4'teki eksklusif oyunların doygunluğu ve dolgunluğu böyle bir yoruma da itebiliyor bizi arkadaşlar. Neyse efendim bir başka videoda daha görüşmek üzere. Herkese iyi oyna.